Sihirli halkayla başlıyoruz. İpimi aldım. Avcumun içine kısa yerini tuttum. Baş parmağımla da böyle ipimi tutuyorum. İpi şu iki parmağımın üzerinden çeviriyorum. Şöyle bunu da bunun üstünden geçiriyorum. Şöyle tığımı aldım. Buradan geçirdim. Ve böyle tuttum. Bir zincir çektim. Burayı böyle sıkıladım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir tane trabzan halkanın içine. Çekmiş olduğum 3 zincirle birlikte halkamın içinde benim şimdi 2 tane trabzanım oldu. 2, 3, 4, 5, 6. Şu kısa kalan ipimi biraz şuradan çektim. 6 trabzan, 2, 4, 6. 2 tane zincir çekiyorum. Yine halkanın içine 6 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İpimi buradan çekebildiğim kadar sıkılıyorum. Birinci sıramız bitti. Şimdi ikinci sıraya 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Örgümü döndürüyorum. Bir zincir daha çekiyorum. İpimi doluyorum. Çekmiş olduğum zincirin hemen dibindeki ilk trabzanın tepesine batıyorum. Buraya bir tane trabzan. Bir zincir. İpimi doladım, bir atladım, ikincisine bir tane trabzan. Bir zincir, ipimi doladım, bir atladım, ikincisine bir tane trabzan. Bir zincir çektim, ipimi doladım. Şalımızın şurası kemer kısmı diyelim. Hemen kemer kısmına bakın. Buradaki trabzanı atlıyorum. Hemen kemer kısmına geçiyorum. Bu kemerin içine 1, 2 tane trabzan, 1, 2 zincir ipimi doluyorum. Yine kemerin içine 2 tane trabzan, 1, 2. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Birinci trabzanı atlıyorum. İkincisine bir tane trabzan. Bir zincir. İpimi doladım. Birincisini atladım. İkincisine bir tane trabzan. Bir zincir. İpimi doladım. Bu trabzanı atlıyorum. Şurada çekmiş olduğum 3 tane zincirin tepesine giriyorum. Buraya bir tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. Yine aynı yuvanın içine bu köşede bir tane trabzan yapıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamlayıp üçüncü sıramıza geçiş yapıyoruz. Bir üst sıraya 1, 2,
3 zincirle yükseldim. Örgümü döndürdüm. Tığımı ipime doladım. Buradaki zincirimin, çekmiş olduğum 3 zincirin hemen dibindeki boşluğa batıyorum. Bir trabzan. İpimi doluyorum. Yine aynı boşluğun içine. Bakın. Bu boşluğa değil. Şuradaki boşluğa değil. Şuradaki trabzanın tepe kısmına batacağız. Ve bunun içine 2 tane trabzan yapıyoruz. Birincisini yaptım. İpimi doladım. Yine buraya batmıyorum. Buradaki boşluğa battım. 2 tane trabzan yaptım. Çekmiş olduğum zincirle birlikte 1, 2, 3. Şurada köşe kısmında, yani bu kanat kısmında 3 tane trabzanla başlıyorum arkadaşlar. İpimi doluyorum. Bir önceki sırada aralarına birer zincir çekerek kutucuklar oluşturmuştuk. Şimdi burada kanat kısmımızın ilk uç kısmında da bir zincir boşluğu var. Tığımı bu zincirden geçiriyorum. Şöyle altına. Buraya bir trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanın tepesine bir tane. İpimi doladım. Buradaki boşluğun içinden geçiriyorum tığımı. Buraya bir tane. İpimi doladım. Tepesine bir tane. Bu sırayı bu şekilde trabzan yaparak kapatacağız. Burada önemli olan şurada kanat kısımlarında ilk başlarken yapmış olduğumuz işleme dikkat etmek ve bu şalımızın sağ tarafını örüp sol tarafından doğru geldiğimizde de buradaki ucunda da aynı işlemi yapmak arkadaşlar. Eğer ki burada yapıp burada unutursak şalımız olmaz. Devam ediyorum. Yuvanın kutucuğun içine bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Trabzanın tepesine bir tane. Bu sıra trabzan şeklinde devam edecek. İpimi doladım. Burada kutucuğum var. Kutucuğun içine bir tane. İpimi doladım. Uç noktasındayız şalımızın. Kemer kısmındayız. Bu iki trabzana da birer tane trabzan yapıyorum tepelerine. Bir, iki. İpimi doluyorum. Hemen hop kemerin içine atlıyorum. Buraya bir, iki tane trabzan, iki zincir. İpimi doluyorum. Yine kemerin içine iki tane trabzan. Bir ve ipi ve iki. İpimi doladım. Buradaki trabzanların tepesine birer tane trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki kutucuğun içine bir tane. İpimi doladım. Buradaki trabzanın tepesine bir tane. İpimi doladım. Kutucuğa bir. İpimi doladım. Köşe kısmındayım. Buradaki trabzanın tepesine de bir tane. İpimi doluyorum. Bu sırada da bir zincir boşluk payı vermiştik. 3 zincir çekip örgümüz döndürdükten sonra bir zincir daha çekmiştik. Ve burada da bir kutucuğumuz vardı. Şimdi bunun arasına da bir tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Ve bu zincirin en tepesine batıp
Battığım yere 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. Ne yaptık? Burada 3 trabzanla başlamıştık. Burada da 3 trabzanla başlamış olduk arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincirle yükseldim. Örgümü döndürdüm. Yükseldim. Örgümü döndürdüm. İpimi doluyorum. Buradaki 3 zincir çekmiş olduğum hemen dibindeki trabzan boşluğunu batıp 1 2 2 tane trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Şimdi kabartmalı trabzanları yapacağız. Nasıl yapıyorduk kabartmalı trabzanları? İpimi doluyorum tığıma. Bu trabzanımı atlıyorum çünkü bunun tepesine 3 tane trabzan yaptık. Bunu atlıyorum. Hemen yanındaki trabzana geçiyorum. Ve şöyle ipimi trabzanın arkasından geçiriyorum. Şöyle yapayım. Şöyle tutalım. Tepesine batmıyorum trabzanımın. İçine batmıyorum. Tığımı arkadan geçirip şöyle trabzanın içinden geçirmiyorum. Yaptığım tek şey tığımı trabzanın arkasından dolandırmak. Hiçbir yere batmadan. Arkasını bu şekilde. Hiçbir yere batmadan bu işlemi yapıyoruz. Ve önden kabartmalı, bugün konuşamıyorum. Ve önden kabartmalı trabzanlarımız oluyor arkadaşlar. Tekrar yapalım. İpimi doladım. Hiçbir trabzanımı atlamadan hemen yanındaki trabzanla devam ediyorum. Arkasından geçirdim. İçine batmıyorum. Üstüne batmıyorum. Şöyle tığımı arkadan geçirip içinden çıkarmıyorum. Yaptığım tek şey tığımı trabzanın arkasından geçirmek. Başka hiçbir şey yapmıyoruz. İpimi doladım. Bu sırayı bu şekilde hiçbir trabzanımı atlamadan hepsine önden kabartmalı trabzanlar örmeye devam ediyoruz. Bakın, önüne bu şekilde kabartmalar oluşuyor. Devam ediyorum. İpimi doluyorum. Bütün trabzanlarımı tek tek ipimi doluyorum. Şöyle trabzanımın arkasından geçiriyorum tığımı. İpimi buradan çekiyorum. Hop. Bir tane trabzan. Bütün trabzanlarıma hepsini yapıyorum. Kemer kısmındayım. Kemerin içindeki trabzanlarıma da aynı işlemi yapıyorum. İpimi doluyorum. Şimdi kemerin içine, şu boşluğun içinden tığımı geçiriyorum. Bir, yine geçirdim tığımı. İki, iki zincir çektim. İpimi doladım. Yine kemerin içindeki boşluktan tığımı geçirip buraya bir, iki tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Bu trabzanlarıma kabartmalı trabzanlar yapmaya devam ediyorum. Hiçbir trabzanımı atlamadan.
tığımı trabzanımın arkasından hop geçiriyorum. İpimi buradan çektim. 1 2 Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyoruz. Sıramın sonundayım. Buna da yapıyorum. Yaptım. Şimdi burada çekmiş olduğum 3 tane zincirim var. İpimi doladım. Bu zincire kabartmalı trabzan yapmayacağım. Çünkü bu ucunda yapmamıştık. Buraya en tepesine batıyorum. Buraya 3 tane aynı yuvanın içine 1 2 3 3 tane trabzan yaptım. Şöyle örgümüzü döndürelim. Bak. Bu şekilde kabartmalı trabzanlarımızı yaptık. Şimdi bir üst sıraya yine 3 zincirle yükseliyoruz. 1 2 3 Şimdi örneğimizi kurmaya başlıyoruz. 3 zincirle yükseldim. Örgümü döndürdüm. 1 zincir daha çekiyorum. İpimi doluyorum. Pardon. Burada zincir çekmiyordum. 3 zincirle yükseldim. İpimi doladım. Çekmiş olduğum zincirin en dibindeki şu trabzanın tepesine battım. Bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Bir trabzan atladım. İkincisinin tepesinden battım. Bir trabzan, bir zincir. Yine aynı yuvanın içine bir trabzan daha. Bu şekilde V'ler oluşturacağız. İpimi doladım. Köşeden başlarken ilk V'yi yapmaya bir trabzan atlayıp yapıyoruz. Örgümüzün devamında 1 2 trabzan atlıyoruz. Üçüncüsüne batıyoruz. Bir zincir. Aynı yuvanın içine bir tane trabzan. İpimi doluyorum. 1 2 atlıyorum. Üçüncüsüne battım. Bir trabzan, bir zincir. İpimi doladım. Aynı yuvanın içine battım. Bir trabzan. Bu şekilde küçük V'ler oluşturacağız. İpimi doladım. 1 2 atladım. Üçüncüsüne battım. Bir trabzan. Bir zincir. Aynı yuvanın içine bir trabzan daha. İpimi doladım. 1 2 atladım. Üçüncüye battım. Bir trabzan. Bir zincir. Bir tane trabzan. İpimi doladım. Uç noktasındayım. Bakın. 1 2 atladım. Üçüncü benim burası. Üçüncüye batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Aynı yuvanın içine bir trabzan daha. İpimi doluyorum. Kemerin içine geçiyorum. Bir trabzan.
2 zincir, kemerin içine 1 trabzan. İpimi doladım. Burada nasıl gelmiştik? Kemerin en başındaki trabzana da bir tane V yapmıştık. Şimdi buradan da o şekilde devam edeceğiz. İlk trabzana battım. Bir trabzan, bir zincir, ipimi doladım. Aynı trabzan boşluğuna da battım. İpimi doladım. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye bir tane V. 1, bir zincir, bir trabzan. İpimi doluyorum. 1, 2 atlıyorum. Üçüncüye battım. Bir, iki atladım, attım. İpimi doladım. Uç kısmındayız. İlk başlarken de ilk V'yi bir trabzan atlayarak oluşturmuştuk. Şimdi bu trabzanı atlıyorum. Çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine batıp bir trabzan, bir zincir ve yine buradaki aynı yuvanın içine bir trabzan daha yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde kapatıyoruz. Bir üst sıraya 1, 2, 3 zincirle yükseliyorum. Örgümü döndürdüm. İpimi doladım. Zincirin hemen en dibindeki boşluğa battım. Bir tane trabzan. Zincirimle birlikte bu trabzanımın tepesinde iki tane trabzanım oldu. İpimi doladım. Şimdi bu sırada yapmış olduğumuz bütün V'lerin içine 3 tane trabzan yapacağız. İpimi doladım. Uç noktamda da benim bir tane V var ve buraya bu V'nin içine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 İpimi doluyorum. Buraya hiçbir şey yapmıyorum. V'nin içine atlıyorum. 3 tane trabzan. 1 2 3 İpimi doladım. V'nin içine atladım. 3 tane trabzan. 1 2 3 İpimi doluyorum. Hemen bakın burada V var. V'nin içine atlıyorum. 1 2 ve 3 İpimi doladım. V'nin içine atlıyorum. 1 2 3 İpimi doluyorum. V'nin içine atladım. 1 2 3 İpimi doladım. Kemerin içine atlıyorum. 1 2
3 tane trabzan yaptım. Bu sırada kemerin içine 2 zincir çekiyorum. Kemerin içinden yine 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 ve 3. İpimi doladım. Buradaki V'nin içine atladım. 3 tane. 1 2 3. Köşeye kadar ben bütün V'leri 3'er tane trabzan yaparak hızlıca bu sıraya geleceğim. Uç noktasına geldim. İpimi doladım. Burada da benim bir tane V'im var. Bunun içine geçirdim tığımı. Buraya da 3 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 İpimi doluyorum. Çekmiş olduğum zincirin en tepesine batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Zincirin tepe noktasındaki zincirin içine. Bir üst sıraya yine 1 2 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. İpimi doladım. Çekmiş olduğum zincirin en dibine baktım. Bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Bu sırada V'lerin içine yapmış olduğumuz trabzanların ortasındaki trabzanları oralara V oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi bu köşede de benim bunu buradaki halkanın içine de biz bakın şöyle 1 2 bunlar köşe dönüşleriydi. 3 tane trabzan yapmıştım. Şimdi bunu ipimi doladım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüsünün tepesine battım. Bir trabzan, bir zincir, aynı yuvanın içine bir tane trabzan. Şöyle göstereyim. Üçüncü trabzanımın üstüne bir tane V yaptım. İpimi doladım. Bu sıra boyunca üçüncü şu ortadaki trabzanın tepesine V'ler yapacağız arkadaşlar. İpimi doladım. Hatta sayarak gidelim. 1 2 atladım. Üçüncünün tepesine 1 1 tane V. İpimi doladım. 1 2 atladım. Ortadaki trabzanımın tepesine battım. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. İpimi doladım. 1 2 atladım.
üçüncüye battım, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. İpimi doladım, bir iki atladım, üçüncüye bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. İpimi doladım, bir iki atladım, üçüncü trabzanın tepesine battım, bir trabzan, bir zincir, aynı yuvanın içine bir trabzan daha. İpimi doluyorum, iki atladım, üçüncü. Uç noktasına geldim, bir iki atladım, üçüncüye battım ve buraya da bir tane V yapıyorum. İpimi doluyorum, şalımızın tepe kısmındayım, bir atlıyorum, hemen buradaki kemerin içine giriyorum, bir iki tane trabzan, iki zincir, yine kemerin içine iki tane trabzan. İpimi doladım, bir atladım, ikincisini, bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Ben bu şekilde uç noktasına kadar geleceğim arkadaşlar. Uç noktasına kadar bu üçlü yapmış olduğum trabzanların ortasına birer tane V yaparak geldim. Şimdi bu sıranın sonundayım. 1 2 atlıyorum. Üçüncüsü çekmiş olduğum zincirin tepesine batıyorum. Bir trabzan, bir zincir ve yine aynı boşluğun içine batarak buraya bir tane daha V yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Şimdi burada arkadaşlar ipimi doladım, çekmiş olduğum zincirin en dibindeki boşluğa battım, bir ve iki, iki tane trabzan yaptım. Zincirimle birlikte bu köşede benim 3 tane trabzanım oldu. Bu sırada yine trabzan olarak devam edeceğiz ama bu sefer şu şekilde yapacağız. İpimi doladım, bir zincir boşluğu çekmiş olduğum yuvanın içine tığımı geçiriyorum, bir trabzan. İpimi doluyorum, trabzanın tepesine batıyorum, bir trabzan. İpimi doluyorum, trabzanın tepesine battım, ipimi doladım, V'nin içine battım, trabzana, trabzana, V'nin içinden. Bütün trabzanlarımızın tepesine
Birer tane trabzan yapıyoruz bu sırada. V'lerin içine de bir tane trabzan yapıyoruz. Bu sıra böylece devam ediyor. Kemer kısmındayım. Buradaki iki tane trabzanımın tepesine de birer tane trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Kemerin içine atlıyorum. Buraya iki tane trabzan. İki zincir. Yine kemerin içine iki tane trabzan yapıyorum. Bir, iki. İpimi doladım. Yine bu sırada yapmış olduğum işlemlerin aynısını bu sırada devam ettirerek sıra sonuna kadar geliyorum. Sıramın sonundayım. Buradaki trabzanın tepesine de bir tane yaptım. İpimi doluyorum. Buradaki V'nin içinden de geçirdim tığımı. Bir trabzan yaptım. İpimi doladım. Zincirin tepesinden geçirdim tığımı. Zincirin tepesinden geçirdim tığımı, ipimi buradan çektim. Bir, yine aynı yuvanın içine battım. İki, yine aynı yere üç tane trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincirle yükseldim. Örgümü döndürdüm. Şalımızın ön kısmındayız. İpimi doladım. Zincirimin en dibindeki trabzan boşluğuna battım. Bir, iki tane trabzan yaptım. Zincirimle birlikte üç tane. Şimdi burada yine kabartmalı trabzan yapacağız. Ama şalımızın ön kısmında olduğumuz için bu sefer trabzanlarımızı ipimizi dolayacağız. Şu ilkini atlıyoruz. Bunun tepesine trabzan yaptık. İlkini atlayıp ikinciden kabartmalı trabzan örmeye devam edeceğiz. Şöyle arkadan geçireceğim tığımı bu sefer. Şöyle bir netlenmedi. Şöyle. Hiçbir yere batmadan İpimi buradan çekeceğim. Bir trabzan. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzandan devam ediyorum. Yanındaki trabzana batmıyorum. Hemen yanından geçiriyorum. İpimi buradan çekiyorum.
ipimi doladım. Ben bu şekilde şalımın kemer kısmına kadar geliyorum. Kemer kısmına kadar geldim. Tutunamzanımı da yapıyorum. İpimi doluyorum. Hemen kemerin içine 1-2 tırabzan, 2 zincir, kemerin içine 2 tane tırabzan daha. İpimi doluyorum ve kabartmalı tırabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Sıra sonuna kadar geldim. Alamadım. Şuradaki zincirime kabartmalı tırabzan yapmayacağım. İpimi doladım. Şöyle tepe noktasından battım. 1-2 aynı boşluğun içine her zaman olduğu gibi 3 tane tırabzan yaptım. Örgümü döndürdüm. Bir zincir çektim. İlk tırabzanımın tepesinden battım. Bir tane sık iğne. 1-2-3 zincir çektim. 1-2 atladım. Üçüncüsüne bir tane sık iğne. Bu köşeyi yaparken 2 zincir atlayacağız. Devamında 3 zincir, 3 pardon. Köşeyi yaparken 2 tırabzan atlıyoruz. Devamında 3 tırabzan atlayarak zincir çekmeye devam ediyoruz. Bu arada şalımızın arka tarafındayız. 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 atladım. Dördüncüsüne sık iğne ile bağladım. 1 2 3 zincir. 1 2 3 atladım. Dördüncüsüne bağladım. 1 2 3 zincir. 1 2 3 dördüncüsünün tepesinden batarak buraya bağladım. Uç noktasına kadar bu şekilde devam edeceğim. Üç atladım. Dördüncüsünü.
2, 3 atladım. Dördüncüsüne batıyorum. Dördüncüsü kemerin içindeki trabzanın ikinci sırasına denk geldi. Buraya bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Kemerin içine geçiyorum. 2 tane trabzan. 1, 2. 2 zincir. İpimi doluyorum. Yine kemerin içine 1, 2 tane trabzan. 1, 2, 3 zincir çektim. İlkini atlıyorum. İkincisine sık iğne yapıyorum. Bu uç noktası için geçerli. 1, 2, 3 zincir çektim. 1, 2, 3 atladım. Dördüncüsüne sık iğneyle bağlıyorum. 1, 2, 3, 1, 2, 3, dördüncüsüne bağladım. Dördüncüsüne bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Çekmiş olduğum 3 zincirin tepesine sık iğneyle bağladım. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. İpimi doladım. Zincirimin en dibindeki şuraya battım. Bir, aynı yere. İki, aynı yere. Üç, aynı yere. Dört. Dört tane trabzan yaptım. Zincirimle birlikte, şurada zincirimle birlikte 2, 4, 5 tane trabzan yapmış oldum. Çekmiş olduğum hemen burada 3 zincirim var. Buraya geçiyorum. Sık iğneyle bağladım. İpimi doladım. Bu zincirime geçiyorum. Buraya 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hemen yanındaki çekmiş olduğum 3 zincire sık iğneyle bağlıyorum. İpimi doluyorum. Yanındaki zincire geçiyorum. Yine buranın içine 7 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yanındaki 3 zincire bağlıyorum.
ipimi doluyorum. Yine buraya 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 7. Hemen yanındaki 3 zincire bağlıyorum. Buraya geçiyorum. 7 tane trabzan da buraya. 1 2 3 4 5 6 7. Uç kısmına geldim. Hemen buradaki zincire sık iğneyle bağladım. İpimi doladım. Burada da 3 zincir çekmiştim. Buranın içine de geldim. Buraya da 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. İpimi doluyorum. Kemerin içine geçiyorum. Bir trabzan, 2 zincir. Yine kemerin içine bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki 3 zincir boşluğuna geçiyorum. 7 tane trabzan. 1 2 3 4 5 6 7. Buraya bağlıyorum. Şalımızın uç kısmı bu şekilde oluyor arkadaşlar. Ve ben sıra sonuna kadar devam ediyorum. Uç kısmına kadar geldim. Bakın buradayım. Buraya 7 tane trabzan yaptım. Buraya bağlıyorum. İpimi doluyorum. Burada çekmiş olduğum şurada sık iğneyle bağlamıştım. Bunun buradan geçiriyorum. Buraya 5 tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 1 2 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. İpimi doladım. Zincirimin hemen dibindeki boşluğa battım. 1 2 tane trabzan. Zincirimle birlikte 3 tane trabzanım oldu. Şalımızın arka yüzündeyiz. Şimdi bu sırada hem popcorn yapacağız hem de kabartmalı trabzan yapacağız. Yani şu sırayı yapacağız arkadaşlar. Hemen gösterelim. 3 tane trabzan yapıyorum. İpimi doladım.
ipimi doladım. Bu trabzanımı atlıyorum. Bu trabzanımın altından tığımı hiçbir yere batmadan bu şekilde geçirdim. İpimi buradan çektim. Bir trabzan. İpimi doladım. Hemen yanındaki trabzana da bir tane trabzan yapıyorum. 2. İpimi doluyorum. Buradaki trabzana da yapıyorum. 3. Bu sırada köşede 3 tane trabzanla başlıyoruz. Devamında 1, 2, 3 tane kabartmalı trabzan yapıyoruz. İpimi doladım. Bu trabzanımı atlıyorum. Buradaki sık iğnenin içine geçiriyorum tığımı. Ve buraya 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane trabzan yaptım. Tığımı çıkardım. İlk çekmiş olduğum trabzanın şöyle tepesinden arkadan geçirdim tığımı. İlmeğimi tığıma taktım. Ve buradan geçirip şöyle çektim. Bir tane sık iğne yaptım. İpimi doluyorum. İlk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzanımdan kabartmalı trabzan yapmaya devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. 5 tane kabartmalı trabzan yaptım. İpimi doladım. Bu trabzanımı atlıyorum. Buradaki sık iğnemin içinden geçiriyorum tığımı. Buraya popcorn yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Tığımı ilmeğimden çıkardım. Çekmiş olduğum 5 tane trabzanın şu ilk trabzanının şöyle arkasından geçirdim tığımı. İpim ilmeğimi buradaki ilmeğimi tığıma taktım. İpimi çektim. Ve buradan içinden ilmeğimi geçirdim. Şu ipimi de buradan çektim. Ve bir tane zincir. Ördüğümüzü döndürelim. Bakın. Ön yüzü de bu şekilde olacak arkadaşlar. Örneğin bu şalın örneğinin aslında bu popcornları üçlü trabzan yapılıp oluşturuluyordu. Üçlü trabzan yapılınca popcornlar benim gözüme küçük geldi. Ben bunu beşli yapmaya karar verdim. Size bu beşli de küçük geliyorsa altılı, yedili yapabilirsiniz. Daha da büyük gözükmesini istiyorsanız 8'li yapabilirsiniz. Bu popcorn'un oluşturulması için yapmış olduğumuz 5 tane trabzanın ucu açık. Siz bu popcorn'unuzun ne kadar kabarık durmasını istiyorsanız trabzan sayınızı o kadar çok yapabilirsiniz. Bu hiç önemli değil. Popcorn'umuzu yaptıktan sonra İlk trabzanı atlıyoruz.
ikinci trabzandan devam edip 5 tane kabartmalı trabzan yapıyoruz. 5 tane yaptıktan sonra buradaki trabzanı atlıyoruz. Çekmiş olduğumuz şurada sık iğnemiz vardı. Sık iğnemizin içine girip popcorn'u buraya yapıyoruz arkadaşlar. Ve bu popcorn'un ne kadar büyük olmasını istiyorsanız trabzanınızı o kadar fazla yapabilirsiniz. Bana 5 tane ideal geldi. Ama tabii bu tamamen sizin zevkinize kalmış bir şey. Dilediğiniz kadar 6, 7, 8 yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. İpimi doladım. Popcorn'umu yapmıştım. İlk trabzanımı atlıyorum. İkinci trabzandan kabartmalı trabzan yapmaya devam ediyorum. 1 2 3 4 5 5 tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Buradaki trabzanımı atlıyorum. Sık iğnenin içine geçiriyorum tığımı. Buraya ben 5 tane yapıyorum. Siz daha fazla trabzan yapabilirsiniz. 2 3 4 ve 5. Sık iğnenin içine 5 tane trabzan yaptım. Tığımı ilmeğimden çıkardım. Bu trabzanın şöyle arkadan geçirdiğim tığımı, ilmeğimi taktım. Ve buradan içinden geçirdim. Ve bir zincir çektim. İpimi doladım. İlkini atlıyorum. İkinciden başladım. 1 2 3 4 5 Burada atlıyorum, ipimi doluyorum. Sık iğnenin içine 5 tane popcorn yapıp şalımızın kemer kısmına kadar geliyorum. Uç noktasına kadar geldim. Yani kemer kısmına kadar geldim. Burada 5 tane kabartmalı trabzan yaptım. İpimi doluyorum. Bu trabzanı atlıyorum. Bu trabzanın tepesine geçiriyorum tığımı ve buraya da popcorn yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5 İpimi doladım. Kemerin içine atlıyorum. Bir trabzan. İki zincir. İpimi doluyorum. Yine kemerin içine geçiyorum. Bir tane trabzan. İpimi doluyorum. Buradaki trabzanımın tepesine batıyorum. Buraya popcorn. Bir. 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5. 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
geçirdim. İlmeğimi takıyorum. Bir zincir. İpimi doluyorum. Bu trabzanımı atlıyorum. Buradan aynı şekilde trabzan ve popcorn yapmaya devam ediyorum. Bir, iki, üç, dört, şurada iki tanesini üst üste yaptım sanırım. Bunu sökelim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bu da atlıyorum. Zincirin sık iğnenin içine geçip popcornumu yapıp sıra sonuna kadar geliyorum. Uç noktasına kadar geldim. Buradaki sık iğnemin üstüne bir tane popcorn yaptım. İpimi doluyorum. İlkini atlıyorum. İkinci trabzana geçiyorum. Bir, iki, üç tane trabzan. İpimi doluyorum. Burada çekmiş olduğum 3 tane zincirim var. Bu zincirin tepe noktasından battım. Buradan geçiriyorum. Aynı yuvanın içine 3 tane trabzan yapıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Çok güzel oldu. Böyle yapıp yapıp çok beğenenlerdenim. Evet. Şimdi bir üst sıraya geçiş yapacağız. Bir, iki, üç zincir çektim. Örgümü döndürüyorum. Örgümün ön yüzündeyim. Bir zincir daha çekiyorum. İpimi doluyorum. Buradaki trabzan boşluğunun tepesine batıp bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir daha yapıyorum. Şimdi buradan sonra ipimi doladım. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bir trabzan atlıyorum. İkincisinin trabzanın tepesine batıp bir trabzan. Bir zincir. İpimi doladım. Bir trabzan atlıyorum. Yanındaki trabzanın tepesine battım. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Bu popcornumuzun daha da şişko gözükmesi için bunun arkadan, ne diyelim, kabartmalı trabzan yapıyoruz.
Şöyle geçiriyorum yanından. Bu yanından da geçiriyorum tığımı. İpimi buradan çekiyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir. İpimi doladım. İlkini atlıyorum. İkinciye bir tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. İlkini atladım. İlkini atlıyorum. İkinciye bir tane trabzan. Şurada yanlış yaptım. Popcorn'un üstüne de bir tane trabzan yaptık. Arkadan kabartmalı olarak. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Popcorn'un hemen yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. İpimi bir zincir çektim. İpimi doladım. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın tepesine bir tane trabzan. Bir zincir. İpimi doladım. Bakın buradayız. Bir trabzan atlıyorum. Hemen popcorn'un yanındaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir. İpimi doladım. Popcorn'un üstüne kabartmalı trabzan öreceğiz. Şöyle yanından geçiriyorum popcorn'un. Bir de buradan geçiriyorum. Hiçbir yere batmadan. İpimi buradan çekiyorum. Bir zincir. Popcorn'un hemen yanındaki trabzanın tepesine battım. Bir trabzan. Bir zincir, bir atla, bir trabzan, bir zincir, bunu atlıyorum, popcorn'un hemen yanındaki trabzana bir tane trabzan, bir zincir, ipimi doluyorum. Şöyle popcorn'un arkasından doğru şöyle geçirdim. Bir trabzan. Bir zincir. Hemen popcorn'un yanındaki trabzana. Bir trabzan. Bir zincir. Bir atlıyorum. Ortadaki trabzana. Bir tane trabzan. Sıra sonuna kadar bu şekilde gidecek arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Popcorn'un tepesine bir tane trabzan yapıyoruz. Arkadan dolandırıyoruz tığımızı. Daha sonra popcorn'un hemen yanındaki trabzanı bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındaki trabzanın tepesine de batıp bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Bir atlayıp ikinci trabzanın tepesine batıyoruz. Yani şu şekilde iki popcorn'un arasında şöyle ortadaki trabzana batıyoruz. Hemen yanındaki trabzanlar boş kalıyor arkadaşlar. Geldik buraya. Popcorn'un tepesine yaptık. Hemen yanındaki trabzanın yapıyoruz. Bir atlıyoruz. Ortadaki trabzanı bir tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekiyoruz. Hemen popcorn'un yanındaki trabzana bir trabzan yapıp devam edeceğiz arkadaşlar.
bir atlıyorum. Popcorn'un yanındaki trabzana battım. Bir. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Şöyle. Popcorn'un etrafından dolandırdım tığımı. İpimi buradan çektim. Bir trabzan. Bir zincir. Hemen popcorn'un yanındaki trabzana batıyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum. İkincisini bir trabzan. Bir zincir. Bir atlıyorum. İkincisini bir trabzan. Bir zincir. İpimi doluyorum. Şöyle. Popcorn etrafından geçiriyorum. Bir zincir. Hemen yanındaki trabzana. Bir zincir. Bir atlıyorum. Hemen yanındaki trabzana batıyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum. Hemen popcorn'un yanındaki trabzana batıyorum. Bir zincir. İpimi doluyorum. Şöyle arkada. Uç noktasına geldik. Şurada bir tane trabzanımız var. Bu da bizim popcornumuz. Bu trabzanın şurasından geçiriyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Kemerimdeki trabzanın tepesine de bir tane yapıyorum. İpimi doluyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Kemerin içine bir trabzan. İki zincir. Kemerin içine bir tane trabzan. Bir zincir. Buradaki trabzanımızın tepesine bir tane trabzan. Hemen popcornumuzun yanında. Bir zincir. İpimi doluyorum. Şöyle. Popcornumu burasından geçiriyorum. İpimi çekiyorum. Bir trabzan. Bir zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Popcornum yanındaki trabzanın tepesine battım. Bir zincir. Bir atlıyorum. İkincisine batıyorum. Bir zincir. Bir atlıyorum. İkincisine batıyorum. İkincisi benim popcornumun yanındaki trabzan oluyor. Ve bu şekilde sıranın sonuna kadar geliyoruz arkadaşlar. Sıra sonuma kadar geldim. Popcornumun tepesini arkadan dolandırarak bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doluyorum. Popcorn'un hemen yanındaki trabzana battım. Bir trabzan. Şimdi uç kısmını yapıyoruz şalın. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Bir atladım. İkincisine bir tane trabzan.
İpimi doladım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Bir atladım. İkincisine bir tane trabzan. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Çekmiş olduğum trabzanın en tepesine battım. Bir tane trabzan yaptım. Bu köşelerde arkadaşlar, başlama yerinden söyleyelim. Şu popcornumuzun tepesindeki trabzandan sonra 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane kutucuğumuz oluyor. Şu şekilde göstereyim. Şu popcornumuzun popcornumuzun tepesindeki trabzandan sonra 5 tane kutucuğumuz var. Bu uca da geldik. Popcornumuz burada. Tepesindeki trabzan bu. Şuradan tuttum. Şu popcornun tepesindeki trabzan. 1, 2, 3, 4. Tığımı geçiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi doladım. Hemen aynı boşluğun içine battım. Evet. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Bu dediğim gibi bu köşeler çok önemli. Hani çünkü buralarda farklı, şu köşelerde, kanat kısımlarında başlarken ve bitirirken farklı yapıyoruz. Örneğimizin de 2 sıra sonra, hatta 1 sıra sonra sonuna geldik. Bir sıra daha öreceğiz birlikte. Ondan sonra ben örneği kapatacağım. Siz benim bıraktığım yerden ikinci sıradan, yani şu ikinci sıradan örmeye devam edeceksiniz arkadaşlar. Benim size tavsiyem, yaparken bu modeli şu köşe başlangıçlarına ve bitişlerine mutlaka dikkat edin. Çünkü ben birkaç kez bu şalı yaparken buralardan el alışkanlığı buradan böyle gelirken buradan farklı bitirebiliyorsunuz. O zaman da şalınız üst sıralarda devam edemiyorsunuz. Benim size tavsiyem bir tur daha benimle birlikte örmeniz veyahut şu köşeleri bitirirken mutlaka alt sıralarda örmüş olduğumuz yerlere bakmanızdır. Köşeleri bitirirken öyle yaparsanız sizin açınızdan çok daha iyi olacak arkadaşlar. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. 1, 2, 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Bir zincir daha çekiyorum. İpimi doluyorum. Hemen buradaki trabzanın tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Bu sırada yaptığımız bütün kutucukların, şöyle çevirelim, örgümüzün arka yüzündeyiz. Bütün kutucukların şu trabzanlarına kabartmalı trabzan yapacağız. Bir zincir daha çekiyorum. İpimi doluyorum. Buradan geçiriyorum trabzanıma. Bir tane trabzan. Bir zincir. Hemen yanındaki trabzandan şöyle geçiriyorum. Bir tane trabzan. Bir zincir. Hemen buradan geçiriyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Geçirdim.
bir tane trabzan. Köşeye kadar, köşe demeyelim, kemere kadar ben bu şekilde devam edeceğim. Kemer kısmına geliyorum. Trabzanlarımı bu şekilde yapıyorum. Bir zincir. Kemerin içine bir trabzan. İki zincir. Kemerin içine bir tane trabzan. İpimi doladım. Hemen buradaki kemerin yanındaki trabzanla kabartmalı trabzan yapmaya devam ediyorum. Uç noktasındaki buradaki trabzanı da yaptım. Bir zincir çektim. İpimi doladım. Zincirin tepe noktasından buradan batıyorum. Bir trabzan. Bir zincir. Ve aynı boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Örgümü döndürdüm. Modelimizin anlatımı bu kadar arkadaşlar. Bu sıradan sonra yaptığımız işlemler tekrara girecek. Siz bu sırayı İkinci sıradan başlayarak, ikinci sırada yaptığımız işlemlerin aynısını yaparak devam edeceksiniz arkadaşlar. Şimdi şalımın şu uçlarını nasıl süsledim ve ben nasıl kapattım? Ben şalımı ördükten sonra, şalım bittikten sonra şu üç uç kısmının, yani şuradan göstereyim daha doğru olacak. Şalımı kapattıktan sonra ben şurada kapattım şalımı. Bir sıra şu pencereleri yaptığımız yerden, yani buradan bir sıra trabzan ördüm. Bir sırada kabartmalı trabzan ördükten sonra ben şalımı kapattım. Siz de böyle yapabilirsiniz ve uçlarını da bu şekilde yaparak süsledim. Şimdi siz ikinci sıradan devam edeceksiniz. Ben kısaca buradan
Şöyle göstereyim. 3 zincir çektim, yükseldim. Örgümü döndürdüm. Örgümü döndürdüm. İpimi doladım. Hemen buradaki boşluğa 3 tane 1 2 tane trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 3 tane oldu. İpimi doladım. Hemen buradaki boşluğa battım. Bir zincir trabzana, bir zincir diyorum, bir trabzan. Trabzanın tepesine 1. Kutucuğun içine 1. Bu işlem bizim ikinci sırada yaptığımız işlemin aynısı arkadaşlar. Aynı şekilde buradan ikinci sıradan örgünüzü örmeye devam edeceksiniz. Şimdi ben burada küçük bir öreceğim. Şu şalın ucundaki süslemeleri size göstermek istiyorum. Evet. Bu kadarı bana yeterli. Ben nasıl yaptım? Şalımızın bittiğini varsayalım. Şöyle ben ipimi buraya takayım. Şöyle. Buradan başladım ben buradaki süslemelerini yapmaya. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şuradan tuttum. 1, 2, 3 zincir daha çektim. İpimi doladım. Aşağıdan yukarıya kadar 4. zincirime battım. 1, 2, 3, 4. 4. zincirime buradan battım. Bir tane trabzan yaptım. İpimi doladım. Yine aynı zinciri içine battım. 2. İpimi doladım. 3. İpimi doladım. 4. İpimi doladım. Battım. Ve tekli trabzanla kapattım. Siz bu şuralarının daha büyük olmasını istiyorsanız trabzan sayınızı çoğaltabilirsiniz. 5.'yi tekli trabzan olarak yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4 atladım. 5.'ye battım. Sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Buradan tuttum. 1, 2, 3 zincir daha çektim. İpimi doladım. 4. zincirimden battım. 1. İki, üç, dört, beşinciyi şöyle tek trabzan olarak yaptım. Bir, iki, üç, dört zincir çektim. Bir, iki, üç, 4 atladım. 5.'ye batarak sık iğne yaptım. Bu şekilde devam ettim ben şalımı süslemeye. Siz farklı şekilde de süsleyebilirsiniz. Bu uçlarını bambaşka yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz arkadaşlar. Ben bu şekilde süsledim. 4 trabzan atlamak zorunlu mu? Değil. Siz 2 atlarsınız, 3 atlarsınız, bir yaparsınız, sizin gözünüze nasıl hoş görüyorsa, hoş geliyorsa o şekilde de devam edebilirsiniz. Orası hiç sorun değil. Dediğim gibi benim burada bıraktığım yerden şurada bıraktık. Şuralara ikinci sıradan itibaren
1, 2, bakalım 1, 2, 3. Üçüncü sıradan itibaren, yani şu sıradan itibaren trabzan yapmaya devam ediyorsunuz. Sonrası zaten su gibi akıp gelecektir. Şalımızın anlatımı bu kadardı. Çok güzel bir şal bu. Ve kolay. Zorluk derecesi olduğunu sanmıyorum. Çünkü Nina şal biraz daha bundan bir önceki attığım video Nina şalın modeli daha teferruatlıydı. Ama bu düz ve şık bir model. Daha kolay örülebilecek bir model. Denerseniz çok memnun kalacağınızdan eminim. Dediğim gibi sadece şu uç noktalara, şu kanat kısmının, şalımızın kanat kısmının buradaki artırmalara, buradaki gidişlere dikkat ederseniz şalınızı rahatlıkla öreceğinizi düşünüyorum. Sorularınız için yorum yapabilirsiniz veya Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer yaparsanız bu şalı Instagram'a koyup beni de etiketlemenizi rica ediyorum. Bu kadar. Teşekkür ederim. Hoşça kalın.